Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle beraber Acefistro 2'de kaldığımız yerden Türkiye serisine devam ediyoruz. Hatırlarsanız önceki bölümlerde çok iyi bir kuşatmayla Bulgaristan almıştık ve küçük devletler için bir Balkan seferine çıkmıştık ve bunda da başarılı olmayı başarmıştık. Ee, ve önceki bölümler, önceki bölümde ise Kıbrısı tekrardan kurtarmıştık ve Kıbrıs'ın yarısını kendimize almıştık ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de tekrardan kurtulmuş oldu. E, bu sayede artık e, büyük bir güç olmuştuk. Dünyada 8. sıraya yerleşmiştik. E, bu gerçekten çok iyi bir şey. E, teknoloji sıralamasında da şu anda zaten birinciyiz. E, Fransa fakat bize bir tek iki teknolojisi daha olursa işte o zaman bizi geçecek. Fakat biz buna tabi ki de izin vermeyeceğiz. O yüzden bunun başında bu seri bu bölümün başında birazcık ee, araştırmayı fullleyeceğim. 2-3 teknoloji bile olsa teknolojileri alacağım. 200 bine düşene kadar hatta 100 bine düşene kadar yaptım araştırmayı kısıyorum ve şu anda hala beni geçemedi. Zaten 0.86 teknolojim oldu. Şunları da 10 yapıyorum ve araştırmaya veriyorum. Şu anda gerçekten dünyanın en ama en iyi teknolojisi şu an bizde. Yani bizim ordumuz da bu anlamda teknoloji mesela 80'e 80 ordu e, ordu bizimle kapışıyorsa bizim kazanma olasılığımız daha fazla veya tepelerden kazanma olasılığımız daha fazla. Ve bu çok iyi bir şey olduğu için biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak büyük ihtimalle bu bölümde Suriye'ye gireceğiz. Çünkü ilişkilerimiz -50. Yani bildiğin bizim buradaki krallığımızı kabul etmiyor ve bize kafa tutuyor. Bu yüzden büyük bir ihtimalle Suriye'ye gireceğiz. Şimdi ise Suriye'ye girmeden önce Suriye'nin teknolojisine bakacağız. Suriye 052 teknoloji. Yani o kadar kötü bir teknolojisi var ki o kadar kötü bir teknolojisi var ki 052 bir teknolojisi var. Yani hemen şurada bir yerde bulabiliriz. Şöyle bakalım. Suriye baya kötü bir teknolojisi bulunuyor. O yüzden onları yenmemiz acayip kolay olacak. Yani bizi kabul etmediği için çok fazla şey olacak. Lübnan falan da var burada. İsrail'e de Büyük ihtimalle sıçrayabiliriz. Ee, Mısır özellikle bizim için çok sorun. Ee, Mısır'a da dalacağız büyük ihtimalle. Ee, İran, Irak gibi planlarım da var. Bunları önceden belirteyim. Şimdi ise arkadaşlar Suriye girişimizi yavaştan başlatalım. Şimdi kaç tane yer var? Bir. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yerimiz var. Şimdi 76 diyorum şöyle. Sonra şöyle 300 pardon 3000 yaptım. 300 yapıyoruz. Sonra 2000 yapıyoruz. Ve 60 binimiz var. Her bir yere 10 bin ee, olacak şekilde Dağıtıyoruz. Önceki videonun kalitesi biraz kötü olmuş. Bunun için de özür dilerim. Akkari'ye gerek yok. Ama Akkari'de de bulunsun istiyorum. Şimdi ise Tüm ordularımızı dağıttık. E, fakat burada şöyle bir şey de yapacağım. Dur bir dakika hemen şuradan üretiyorum ve buraya getiriyorum. Ve buraya çıkarma dağıtacağız. Şimdi ise savaşı ilan ediyorum. Bizi kabullenmiyorlar ve bu onların neyine çok kötü bir şey. Ol ve bu onların lehine çok kötü bir şey olacak. Bizi kabul etmemeleri çok kötü bir şey. Bize kafa tutmayacaklardı. Eğer ki kafa tut, tutsalardı işte o zaman her şey bitecekti. Ama biz onları yok edeceğiz. Şimdi ise Türkiye Cumhuriyeti olarak Suriye savaşımızı resmi olarak ilan ettik. Şimdi ise saldırılarımıza başlıyoruz. Bu şekilde ordularımı dağıtıyorum. kolayca aldık. Şimdi orduları buradan dağıtıyorum tekrardan. Fakat hiçbir zorluk çekmiyorum. Yani öyle diyeyim size. Ve son topraklarını da aldıktan sonra Suriye'yi artık buradan atıyorum. Ve tüm topraklarını elinden alıyoruz. Ve burada başkentlerinde hallediyoruz olayı. Hemen asimile işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sonrası nedense otomatik olmuyor. Bizim için fark etmez. Şimdi tüm hepsini ayarladığımıza göre bu 11'lik orduyu da burada terhis edebiliriz. Türkiye'yi tekrardan daha fazla büyüttük. Ama fakat burada Polonya'nın gezisi var gibi. O yüzden sonraki videoya veya ondan sonraki videolara büyük savaşlar planlarım var. İran'la ilişkilerimiz çok kötü yani çok kötü değil. Kötü durumda bizi düşman olarak görüyorlar. Bu onlar için bir yerden sonra çok kötü bir hal alacak. Büyük Türkiye Cumhuriyetini kurabilmek için İran'ın topraklarının bir kısmı da elbet ki bize gerekiyor. Şimdi ise artık Balkanlardaki büyümemize bakabiliriz. İlk başta aklımda Sırbistan almak var. Hırvatistan'ı aldıktan sonra Bosna güzel bir şekilde kuşatabiliriz. Zaten sadece tek bir yerde sınırımız var. Onun için de burada güzelinden bir ordu üretiyorum. Bu arada büyük savaşlar bize geldi. Kimler gelmiş? Pakistan. Abi ben sana bir şey demiyorum. Pakistan. Ama Mısır o o kabul etmemeler falan ne diyorsun sen Ha, ben şimdilik bunlara saldırmayacağım bu bir aga ben bunlara saldırmayacağım benim şu anda planımda siz yoksunuz o yüzden siz şimdilik beni rahat bırakacaksınız olay bu şu anda bunlarla uğraşmak istemiyorum. Ve şimdi Hırvatistan'a dalıyorum. Şöyle şuraya da dalacağız. Ayrıyetten ee, Buradan da bir dakika. Birazcık asker göndermemiz lazım. Büyük bir saldırı yapmayı denediler fakat başarılı olamadılar. Zaten o ekonomilerini bitirmiş sayılıyoruz. Ve şu anda onları resmi olarak tamamen işgal ettik. Ve tüm topraklarını elinden alıyorum. Ve artık daha da büyüdük. Bu da çok iyi bir şey. Eğer ki Bosna Ersek'i de alırsak buradan böyle Türkiye yazacak. Şimdi Bosna Hersek için kuşatma için ordularımızı topluyoruz. Zaten bu Allah. Zaten bu orduları burada tersis edecek edeceğiz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80 binlik bir ordu veya 40 binlik bir ordu bize yetecektir. O yüzden şimdi nüfus haritasını açıyorum. Ama nüfusumuz bitmiş be abi. Ya bir de şuraya falan bak. En büyük şehrimiz şu anda sanırsam Atina. Aynen Atina. Atina'da baya büyük bir nüfusumuz var. Burada üretiyorum. İstanbul'da var baya. Ankara'da var. Bursa'da var. Ve en açık taraflardan bir bakacağım. O bile 3000 üretiyor. Düşün yani. Engle daha koyu olanlardan alacağım. Bence bu kadar yeterli diye. Şöyle toplayalım. E bakıyoruz. 60 o bayağı yapmışız. Onu söyleyeyim. Bayağı bir yapmışız. 6306. 6306. Bir de 20.000 çıkarıyoruz. Ve buralara 5000 biner bir şekilde bu arada haritayı politiğe koyalım artık. Allah pardon gene. On bin buraya. On Buraya. On Buraya. Aa dur dur. On bin değildi doğru ya. Aa dur dur dur. Unutmuşum. Yani diyorum neden bu kadar şey oluyor. Asimile olmamış sanırsam. O asimile değil. Neyse fark etmez. 5 biner dağıtıyorduk ben unutmuşum. Bu toprakları Bosnarsiye'yi e, kuşatmamız için çok gerekliydi. Çünkü e, tek bir turda bu sayede tüm Bosnarsiye'yi alacağız. Yani Bak, bir tanesini başkente, bir ta iki tanesini buraya. Bir tanesini buraya, bir tanesini buraya, bir tanesini buraya, bir tanesini de buraya. Bakın. Bitti. Bitti bitti. <laughs> tamam, artık bitti. Bosna herseyimizi aldık. Evet. Şimdi Sırbistan hepsini alası var. Neyse, şortları hemen şurada toplayalım. Ee, e, e, toprakları asimile edelim. Ve gerçekten iyi bir ilerleme kaydettik. Bu bölüm. Şimdi videonun dakikasına bakıyorum ben. 15 dakikalık bir video olmuş. Çok fazla değil. Ee, o yüzden aklımda ıra ıra almak var. olsak. Gerçekten iyi oldu. Şöyle hazırdan bir Azerbaycan'la da şey yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 50 bin, 10 bin, 10 bin. Bayağı iyi olur. 4000 e, 54 çıkarıyoruz. 54 şöyle 6000 ekliyoruz. Pardon 6000 çıkarıyorduk. Bir de bir 80, 90 ekliyoruz. Bu arada bitmiş bu arada burası. Buranın nüfusu bitmiş. Şaka gibi. Aklımda tüm ıra almak var. Ah, zaten hepsini göndermeyecek miyiz? Evet, 10 bin askerle ıra içinden geçeceğiz. Aslında şuradaki Basra Körfezi tanırsamadı adı. Aslında buradan da oha kolonize <laughs> Neyse boş ver tamam ben bir şey demiyorum. Şimdi burada pardon. Burada ee, şey var deniz. Aslında aklımdan bile geçirmemiştim ama yapmak istiyorum. Orada Mars'ın Adana niye birleşik? Kaç tur sürer? Son 5 tur veririm. 1 2 3 4 5. Maalesef gelemedin. Aa. Hayır 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 hayır. Hayır hayır İran şimdi değil, şimdi değil İran. Şimdi değil İran. Şimdi değil. Şimdi değil. Şimdi değil. Bu ne ya? <laughs> Yanlış bir şey yapmışım. Şimdi değil İran ya. Daha zamanı değil oğlum. Tam savaş. Açmayın be abisi. Ordu, orduya var. Oha artık gelmedim mi be? Nerede daha? Oha gelmeyi başardı Tamamdır şimdi savaşımızı ilan ediyor. zaten bunlar da bize Kesin olarak savaş ilan edecekti O yüzden savaşımızı ilan ediyorum ve buradan da buraya giriyoruz. Şu şekilde. Çok güzel bir kuşatmayla şu an ıra da girmiş bulunmaktayız. Gerçekten bayağı bir kolay bir savaştı. Ve bu sayede İran tabii ki de şöyle bir toprağını da alabiliriz. Fakat ben tüm hepsini alacağım. Ve toprakları asimile ediyorum şimdi. %65 ve üstündekileri asimileli gördüğü için olmuyor. Süleymaniye. Orduları Bağdat'a topluyorum. Ama şu Basra körfezine gelsin diye ne uğraştım be. Bu arada malları vereceğim büyüme oranı için. Böyle bir ee, kaça düşsün? Bir 600 bine düşsün. Evet güzelinden 600 bine düşürdük. Malları normale şey yapabiliriz. Büyüme oranına bir bakalım. şu an İstanbul'daki, Ankara'daki, İzmir'deki ve Atina'daki en büyük de At Şu an nedense en büyük şehrimiz Atina olarak gözüküyor. Yani o kadar Aa. Tunus niye buralarda Oy Ukrayna gitmiş be Polonya Polonya İmparatorluk olmuş. Ve Almanya yakınmış. Fransa da yakınmış. Fransa kim Gitmiş İspanya. Oho burada neler dönüyor. Bir tek İtalya kalmış öyle. Aa Brezilya da girmiş. Yo Argent yo. <laughs> ya bir geç. Neyse. Şimdi Baya ee, bir iyi oldu şu anda. Ve videoyu burada artık sonlandırıyorum. Güle güle ve bay bay. bu Sovyet Rusya. Rusya. Yani bir sürü Sovyet Rusya var. Neyse. Oyunu kaydet diyorum ve işte bu oldu. Neyse arkadaşlar, güle güle ve bay bay.